Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi biz bu sayfa 15'teki 18. soruya kadar gelmişiz. Şimdi bu 18'den itibaren çözeceğim ama önceki videolarda kaç dakika, kaç saniye uzunluğunda olduğunu bilmediğim için gerekirse bunları da önceki videolarla birleştirerek de tek bir video haline getirerek de sunabilirim size arkadaşlarım. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi şöyle fırsat buldukça soruları çözmeye çalışıyorum. O yüzden en son nerede ne kaldığımı da tam hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi burada yine bir dönüşüm yaptırıyor bize soruda arkadaşlarım. Kendisi söylemiş. Demiş ki kök x gördüğünüz yere u harfini yazın demiş. O halde hemen burada sinüs kök x yerine u yazacağız. Burada da bir kök x'imiz var. Bunun yerine de u şeklinde bir şey yazacağız ama dx yerine ne yazacağımızı nasıl buluyorduk? Tabii ki buradaki ifadenin her iki tarafının türevini alıyoruz. Şimdi kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'di. Dx'i de yazdım yanına. Eşittir. U'nun türevi de du. Şimdi dx'i yalnız bırakalım. Dx eşittir. 2 kök x'i buraya çarpı durumunda atıyorum. 2 çarpı kök x du şeklinde yazdım. Tabii şimdi bu tarafta x'in türevi var. Burada da u'nun türevi var ama x'li bir şey çıktı. O halde şu x'ten de kurtulalım. Peki biz kök x yerine ne yazacağız demiştik? U yazacağız. Yani bakın burası aslında şu oldu. 2 çarpı kök x yerine u yazdım. Du. Yani dx dediğim şey 2 u du'ya eşitmiş. Şimdi bu gördüklerimizi de getirip soruda yerine yazalım arkadaşlarım. Ve zaten oradan da kendiliğinden çözülmüş olacak. Hemen integralimi düzenliyorum. Sinüs içine kök x yani u diyorum. Yanında da dx, hatta şuradaki u'yu da yazalım. Bölü kök x'e de u dedik. Çarpı yanında da dx var. Dx'e de ne demiştik? 2 u du. Buraya da 2 u du'yu yazdım. U'lar zaten sadeleşti. Benim integralimin son durumu 2 tane sinüs u du oldu dostlar. İşte yeni integral bu olur dedik. 19. sorudayız arkadaşlarım. Hemen bakalım. Şöyle çapraza kaymış birazcık. Düzelttik. 19. sorumuz. İntegralinde diyor t eşittir pi eksi x dönüşümü yapılırsa. Hemen t dediğimiz şey pi eksi x ise kardeşim, her iki tarafın türevini alalım. Dt eşittir pi'nin türevi 0, eksi x'in türevi de eksi dx'tir. Demek ki ben dx gördüğüm yere eksi dt yazabilirmişim. Bunu biliyorum. Peki x gördüğümüz yere ne yazacağız öğretmenim? Bakın buradan x'i bu tarafa alalım. X eşittir. T'yi de bu tarafa alalım. Pi eksi t oldu. X gördüğümüz yere pi eksi t. Dx gördüğümüz yere de eksi dt yazacakmışız. Bunu anladık. Hemen integralin yeni halini yazıyor. Şimdi sinüs x diyor. Sinüs x gördüğümüz yere ne yazacağız? Pi eksi t yazacağız. Pi eksi t. Tamamdır hocam. Artı kosinüs x diyor ki burada da hemen kosinüs x gördüğümüz yere pi eksi t yazıyorum. Pi eksi t. Şöyle parantezimizi kapatalım. Yanına da dx gördüğümüz yere eksiyi bu tarafa attığım için eksi dt yazacağım. Şöyle çarpı eksi dt şeklinde de integral diferansiyel çarpanını yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu da tabii ki düzenleyeceğiz. Son halini de size söyleyeceğim arkadaşlarım. Hemen düzenleyelim. Sinüs pi eksi t demek sinüs t demektir. Kosinüs pi eksi t demek eksi kosinüs t demektir. Yanında da dt var. Dt'nin de önünde eksi vardı. Bu eksiyi de şuraya yazdım arkadaşlar. Şimdi bu eksiyi de içeriye dağıtalım. Son halini söylüyoruz integralin artık. Eksi içeriye dağıtırsak kosinüs artıya döner. Kosinüs t eksi sinüs t, yanında da dt var. İşte dönüşümü yaptıktan sonra bu integral elde ediliyormuş diyebiliriz. Geldik bu sorumuza. 20. sorumuz, bakalım ne diyor. İntegralinde gx eşittir u dönüşümü yapın diyor. Peki gx u ise her iki tarafın türevini aldığında g'nin türevinde x dx eşittir du olduğunu görün. Şimdi bunları da getirip integralin içerisinde yerlerine yazalım arkadaşlarım. Şöyle bir şey oluyor bakın, şimdi integral gx'in türevi var burada.
Burada da gx'in türevi var. Önce isterseniz bunları bir gx'in türevi parantezinde yazalım. Şöyle oluyor. G'nin türevinde x parantezi içerisinde burada gx kaldı. Artı burada da fok. Fok dediğimizde şu değil miydi? F içerisinde g içerisinde x. Parantezi kapattım. Dx. Şimdi getirelim yerlerine yazalım. Bir kere şu gx ile dx'in çarpımı g'nin türevi ile dx'in çarpımı du'ya eşit. Yani bir kere şunların ikisine du diyormuşuz. Biz du'yu sona yazalım. Gx'e ne demişiz arkadaşlarım? U demişiz gx'e. Artı f içinde u var burada da bakın. F de u. İşte yeni integralimin son versiyonu bu oldu. U'ya bağlı integral bu çıktı dostlarım. Evet, 21. sorumuz. Yine şu dönüşümü yapılırsa diyor bize. Hemen x eşittir a üzeri 6 ise her iki tarafın türevini alıyorum. Dx eşittir 6'yı başa aldım, kuvveti de bir azalttım. Da'yı da unutmadım. Şimdi getirelim bunları da yerine yazalım arkadaşlarım. Bakın şöyle oluyor. İntegral içerisinde küp kök içinde x var. X yerine ne yazıyorum? A üzeri 6. Bölü 1 artı kare kök içerisinde x var. X yerine de A üzeri 6 yazdım. Çarpı yanında da dx var. Dx yerine de 6 tane A üzeri 5 da yazdım dostlarım. Evet, integrali birazcık da düzenleyelim. Cevap gelsin. Şimdi şöyle yapıyorum. Şurada kök dışına çıkartacağım. Sadeleştireceğim. Küple 6 sadeleşir. A kare kalır burada. Bölü 1 artı kare ile 6 sadeleşir. A küp kalır burada. Yanında da çarpı 6 tane A üzeri 5 da var. Bir satır daha düzenleyebilirim istersen bunu. Şöyle yazabilirim yani. Şu üsttekileri çarpabilirim. 6 tane A üzeri 7 bölü 1 artı A küp yanında da DA vardır diyebilirim. Son versiyonu bu olur arkadaşlar. Evet, 22. sorumuzdayız. Bakalım burada nasıl bir işlem yapacağız. Yine burada bize şimdi dönüşüm yapmamızı kendisi söylemiyor. Ama biz bir dönüşüm yapalım. Ne demiştik? Köklü bir ifade varsa kökün içindeki ifadeye bir değişken değiştirebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bakın burada küp kök var. Burada da karesi var arkadaşlar. O zaman biz ikisinin o kökü olan 6. Yani kök içindeki ifadeye x artı 2'ye biz A üzeri ya da U üzeri bir harf üzeri 6 diyelim. Bu dönüşümü yapalım dostlarım. Peki bu durumda her iki tarafın türevini alsak dx eşittir 6 çarpı U üzeri 5 du haline aldım. Şimdi neden direkt x artı 2'ye U demedik de U'nun 6. kuvveti diye başladım? Çünkü iki küpünde bakın bir küp kök var, bir kare kök var. İkisinden de dışarıya rahatça çıkabilmesini sağlamak adına ikisinin o kökü olan 3 ile 2'nin o kökü olan 6. kuvveti verdik buraya. Şimdi getirelim bunları da yerine yazalım. Bakın şurası kare kök içerisinde U üzeri 6'dır. Kare kök içerisinde U üzeri, hatta yazalım öyle ya. Kare kök x artı 2 yerine U üzeri 6 yazıyorum. Yanında da artı 3 var. Bölü küp kök x artı 2 yerine de u üzeri 6 yazıyorum. Yanında da dx var. Dx de neymiş? 6 tane u üzeri 5 du'ymuş. Hadi şimdi burayı bir toparlayalım dostlarım. Bir toparlama aşamasına girelim. Bakın sadeleştirmemiz var. Kare ile kare kök sadeleşti. U küp kaldı burada. Bölü. Burada da küp ile kare 6 sadeleşti. U kare kaldı. Şunun yanında da artı 3 var. Bunu da unutmayalım. Bir de 6 çarpı u üzeri 5 du var. Şimdi u kare ile u üzeri 5'i de sadeleştirelim. U küp kalsın burada arkadaşlarım. Bu u küpü de içeriye dağıtalım hatta biz. Şu hali aldı integralimiz. Bakın 6'yı dışarıya yazdım. 6 sabit sayısını dışarıya aldım. U küpü de içeriye dağıtıyorum. U üzeri 6 artı u küp ile 3'ü çarpıyorum. 3 tane u küp. Bir de du var. İşte integralim çok güzel bir hale geldi dostlarım. Şimdi bu integrali alması kolay artık. Hemen şöyle yapalım. 6 başta dursun.
U üzeri 6'nın integrali U üzeri 7 bölü 7 artı 3 çarpı U üzeri 4 bölü 4 integrali haline geldi. Artı C'yi de unutmayalım. İşte bu integralin sonucu bu oldu. Tabii ki getirip bir de şimdi U gördüğümüz yere, U'nun daha doğrusu 6. kuvvetinin olduğu yere biz ne yazacağız? X artı 2 yazacağız. Peki son halini şurada yazıyorum o halde. Şuraya. Son halini yazalım. Şimdi şu 6 bölü 7 olarak başa gelsin. 6 bölü 7 çarpı U üzeri 7 demek. Şimdi U yerine biz ne yazacağız şuradaki durumda? Her iki tarafın 6. kuvvetten kökünü alsam U yerine kök 6. dereceden X artı 2 yazacağız. Bir de üstünde 7 var. Bunu da nasıl çevireceğim? Şöyle 6. dereceden kökün içerisinde x artı 2'nin 7. kuvveti olacak. Artı, şimdi 3 bölü 4 burada var. 6 ile çarptım. 18 bölü 4, yani 9 bölü 2 geliyor katsayımız. 9 bölü 2. Bunun da şöyle derecesini ayarlayalım. Yine 6. dereceden kök içerisinde buradaki kuvveti 4 olduğu için x artı 2'nin 4. kuvveti var. Bir de artı C var arkadaşlarım. İşte son versiyonumuz bu oldu. 23. sorudayız. Şimdi burada da HX var, bir de H'ın türevi var. Dolayısıyla ben HX'e U diyeceğimi artık biliyorum. HX eşittir U. Peki her iki tarafın türevini aldım. H'ın türevinde X, DX eşittir DU geldi. Şimdi bunları da yerine yazalım hemen. İntegral içerisinde G'nin türevinin içinde U çarpı şurası da DU'ydu. DU'yu da ekledik. Peki türevle integral sadeleşti. Geriye bir tek G, U kaldı. Artı C'miz kaldı. Hadi U'yu da yerine yazalım. O halde G'nin içinde H, X artı C kaldı. Yani goh X artı C'dir. Bu integralin sonucu diyebiliriz dostlarım. Evet, geldik 24 numaralı soruya. Bakın yine kök x var. Kök x'e u diyelim. Sonrasına bakarız artık nasıl gelişecek görürüz arkadaşlar. Hemen kök x eşittir u ise her iki tarafın türevini alıyorum. 1 bölü 2 kök x dx eşittir du. Hatta buradaki 2 kök x'i de buraya çarpı atalım. Dx eşittir 2 kök x dx du oldu. Peki kök x neydi? U. O halde dx eşittir şu hale geldi. 2 u du halini aldı. Şimdi getirip de yerine yazalım bunları. İntegral içerisinde f'in türevinde kök x yani u bölü kök x yerine u yazdım. Dx yerine de 2 u du diye de ekledim. U'lara bay bay dedik. Geriye ne kaldı? Şu 2'yi de dışarıya alırsak. 2 integral içerisinde f'in türevinde u du kaldı. Peki türevle integral hemen sadeleşiyordu. Türevle integral sadeleşti. Geriye 2 var zaten. F u kaldı. Artı bir de c kaldı arkadaşlar. Peki u yerine de kök x yazacaktık. Yani şu hali aldı. 2 tane f'de kök x artı c. Bu 2'yi hocam c ile çarpmayacağız mı? 2 ile de çarpsam, 5 ile de çarpsam buraya c yazıyordum kardeşim. Çünkü sabiti bilmiyoruz zaten ne olduğunu. C kaç katını yazarsan yaz her zaman c olacak. Peki geldik 25 numaralı soruya. Şimdi değişken değiştireceğimiz aşikar da neye u diyeceğiz arkadaşlarım burada. Bakın x küpe büyük kuvvete u deyin demiştik her zaman. X küp eşittir u ise türevini aldığımda 3x kare dx eşittir du. Yani x kare dx eşittir du bölü 3. Bakın x kareyi yakaladık şurada. X kare ile dx'in çarpımına biz du bölü 3 diyecekmişiz. Hadi yerine yazalım o halde bunları. Şimdi burada bir kere f'in çift türevi var. İçinde de x küp yani u var. Yanında da çarpı dx çarpı x kare yani du bölü 3 var. Du bölü 3'ü de şuraya 1 bölü 3 diye de dışarıya salalım arkadaşlar. Peki
Burada çift türev olduğu için hemen birinci türevi sildim. Bir türev sildim. Bir de integrali sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? 1 bölü 3. F'in türevinde bir türev, birinci türevinde U artı C kaldı. Hatta U'yu da yerine yazarsanız 1 bölü 3 F'in türevinde X küp artı C'dir. Bu işlemin sonucu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 25 numaralı sorumuz da tamamdır. Şimdi sıra geldi. Belirsiz integralle ilgili yeni nesil soru tipleri demişim arkadaşlarım. Bunları da birlikte gömelim istiyorum. Hemen halletmeye çalışalım bu kısmı da. Birinci sorumuza bakalım. Burada da bir 5 tane soru hazırladım dostlarım. Şimdi diyor ki ilk hızı ve ivme denklemini vermiş bize dostlar. Bunu zaten türevden de söylemiştik. Türevdeki muhabbeti hatırlayın. Yolun birinci türevini alırsan hızın denklemini bulursun. Eğer ki hızın birinci türevini alırsan da ivmenin denklemini bulursun demiştik. O halde şimdi biz olayı geriye doğru gidelim. Şimdi ivmenin bir kere integralini alırsam, ivmenin integralini aldığımda ben neyi bulurum? Hızı. Madem ki hızın türevi integrali ivmeyi veriyorsa, ivmenin integrali de hızı verecek. O halde gelin hemen buradaki ivme denkleminin bir kere integralini alalım. A'nın t integralini alacağız. Neymiş ivme denklemi? 12 t artı 1'miş. Hemen integrali alırsak burası ne oluyormuş? İvmenin integrali hız oluyormuş. Demek ki ben hızın denklemini buluyorum şimdi. Peki integral alırsam 12 t kare bölü 2'den 6 t gelir. 6 t kare gelir. Artı 1'in integrali t'ydi. Bir de artı sabit sayımız var c. Şimdi diyor ki bize ilk hızı, yani zaman sıfırken, ilk hızı dediği t sıfırken, t eşit sıfır için hız neymiş? 8 metre bölü saniyeymiş. O halde t yerine 0 yazarsam 8'e eşitleyeceğim. Bu durumda c'yi ben 8 buluyorum. C 8 geldi. Yani gelin şuraya hızın denklemini bir daha yazalım. Hızın denklemi, t'ye bağlı denklemi 6 t kare artı t artı c. Yani 8 bulduk bunu da. Peki neyi soruyor? Üçüncü saniye sonundaki hızını soruyor bize. Yani t yerine 3 yazın diyor arkadaşlar. Hemen yazalım. 3'ün karesi 9. 6 ile de çarptık. 54. Artı 3 artı 8. Ne geliyor? 57. 65 mi geliyor dostlar? Geldik ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Üst yüzey alanı 50 kilometre olan bir göl buzlanmaya başlıyor. Şimdi bir göl düşünün arkadaşlarım. Şöyle bir göl olsun ve bunun tamamı 50 kilometrelik bir alanı varmış bunun. Tamamı 50 kilometrelik bir alan. Gölün T günde buzlanmamış kısmı. Bakın şurası buzlanmış olsun. Şu kısım buzlanmış. Burası da buzlanmamış kısım. Bunu da diyor AT olarak zamana bağlı alanının denklemini AT fonksiyonuyla tanımladım diyor. Tamam. Ve size de bu A'nın T'ye göre türevini aldığımda RT şeklinde de bir fonksiyon tanımladım. Hocam R ne, T ne? T zamanda. R'nin ne olduğunu ben de bilmiyorum. R bir harf işte. Bu şekilde de bir fonksiyon tanımladım diyor. Yani sana şimdi soruda alanın denklemi lazım değil mi? Alan lazım. Neyi biliyorsun? Alanın türevini biliyorsun. O halde diyeceksin ki ilk başta bir kere şu her iki tarafın bir integralini alalım. Şu türevden bir kurtulalım. Alanın formülünü bir bulmuş olalım arkadaşlarım. Burada türevle integral sadeleşti. Direkt alan kaldı. Zamana bağlı alanın denklemi kaldı. Şuranın da integralini alırsam R sabit bir sayı. T'ye göre integral alıyorum. Çünkü DT var arkadaşlarım burada. DT'yi hatta şuraya attığımı düşünün. Çarpı DT olsun. Burada da DA kalsın. D ile integral sadeleşti. Buranın da T'ye göre integralini alıyorum. O da ne yapar? R sabit sayı olduğu için R'ye dokunmuyorum. T'nin integrali de T kare bölü 2. Artı bir de C'miz var. İşte alanın olayını bulduk. Alanın denklemini bulduk dostlar. Ve bu adamın yüzey alanı, üst yüzey alanı 50 kilometre kareymiş. Yani daha hiç buzlanmadığında, hiç buzlanma olayından bahsetmiyoruz. Yani daha sıfırıncı günde bunun alanı 50 kilometre kareymiş arkadaşlarım. Tamam mı? 50 kilometre kare ne zamanmış? T0 anında.
O halde hemen t yerine 0 yazalım. T eşittir 0 için dersen burası 0 çıkar. C kalır. 50'ye eşit olduğu için de C direkt 50 olur arkadaşlar. O halde benim alan denklemim, alanımın zamana bağlı denklemi R çarpı T kare bölü 2 artı 50'ymiş aslında. Peki tamam öğretmenim. Buraya kadar her şeyi anladık. Şimdi diyor ki sorunun devamında. Bu gölün 8 gün sonra yani T eşit 8 için 32 kilometrelik kısmı buzla kaplandı. He. Demek ki şurası 32 kilometrelik kısmı buzla kaplandı. Buzla kaplanmamış kısmı ne kadar oldu? 18 kilometre. Peki benim A dediğim alan neyin denklemiydi? A neye aitti? Buzlanmamış kısma aitti. Demek ki buzlanmamış kısım T eşit 8 için 18'miş aslında. 32'si buzlu kaplı, 18'i buzsuz. Çünkü buzlanmamış kısmın formülüne ben A dedim. O halde T eşit 8 için diyelim. T yerine 8 yazalım. R çarpı 64 bölü 2 artı 50 var. Ve bu neye eşitmiş? Buzlanmamış alana. O da 18'miş dostlar. Buradan 32R eşittir. 50'yi buraya atarsak eksi 32. R eşittir. Eksi 1'i de bulduk. R de eksi 1'miş. O halde ben şimdi alanın denklemini bir daha yazıyorum. Alan, zamana bağlı alan. Eksi 1 yazarsam eksi t kare bölü 2 artı 50'ymiş dostlarım. Bana da diyor ki kaç gün sonra tamamen buz olur. Her tarafı buz olsun istiyor. Yani buzlanmamış kısmı sıfır olsun istiyor arkadaşlarım. Yani AT sıfır olması için ne kadar zaman geçmesi gerekir diye soruyor. O halde burayı sıfır yapan T değerini arıyoruz. Eksi T kare bölü 2 artı 50 diyelim. Eksi T kare bölü 2'yi buraya atalım. T kare bölü 2 eşittir 50. T kare eşittir 100. T eşittir 10. Evet. 10 gün sonra tamamen buz olurmuş dedik. Ve geldik bir sonraki sorumuza. Patlayan balonun içindeki havanın T saniye anındaki hacmi QT'ymiş. QT formülüyle gösteriliyor. Diyor ki T'nin DT demiş. Eksi her şurası QT yazar arkadaşlar. Siz de düzeltin notlarınızda. Eksi QT'dir. Onu unutmuşum ben. Şeklinde tanımlanıyor. Patlamadan önce 1 bölü 2 ton hava var ise kaç saniye sonra içindeki hava 1 bölü 3'üne iner diye bir soru sormuş bize arkadaşlarım. Gelin tane tane yapalım şimdi bunu arkadaşlar. Öncelikle burası Q, şu Q'yu da buraya alalım. Yani şu integrali, şu ifadeyi biraz daha düzgün yazayım ben dostlarım. Şöyle olur. DQ yani Q'nun türevi demektir. DQ bölü Q kare T'yi de buraya alalım. Q kare T eşit oldu. DT'yi buraya alalım. Eksi 1 bölü kök içinde T artı 4. DT'yi de buraya çarpı durumunda aldı. Şimdi diyorum ki hacimle ilgili işlem yapacağım. Yani Q'ymuş hacmi. Bana o zaman QT lazım. Hemen gelin burada her iki tarafın integralini alalım. Çünkü burada türevi var. Türevinden kurtulmalıyım. İntegralini bulmalıyım arkadaşlarım. Hemen her iki tarafın integralini alıyorum. Şimdi şuradaki integrali alırken Q'nun türevi var. Yani şu DQ demek aslında ne demek? Q'nun türevinde T demek değil mi? Türeviyle kendisi var. O halde şöyle yapalım mı? QT'ye biz bir U dersek Q'nun türevinde T DT eşittir DU olur. Demek ki hemen burada yerine yazarsak bunları da arkadaşlarım. Şurada getirelim. İntegralin yeni hali şu oldu. DU bölü U kare şeklinde oldu ki bunun da integralini almasını hepiniz biliyorsunuz. Eksi 1 bölü U yani o da eksi 1 bölü QT şeklinde yazdık arkadaşlar. Peki şuranın da integral değerini bulalım hemen. Bunu da zaten hızlı bir şekilde alabilirsiniz dostlarım. Siz ben hızlıca yazıyorum. Sürekli aldığınız integrallerde. Eksi 2 çarpı kök içinde t artı 4 artı c şekline geldi.
Peki, tamamdır. Buraya kadar geldik şimdi öğretmenim. Diyor ki, patlamadan önce 1 bölü 12 ton hava var ise. Yani bu ne demek? Patlamadan önce demek, daha hiç zaman geçmemiş. Patlamaya falan başlamamış. T eşittir 0 anında demek. Peki T eşittir 0 anında burası ne olur dostlarım? T eşittir 0 için 1 bölü 12 ton hava varmış. QT, yani içindeki havanın hacmin miktarı 1 bölü 12'ymiş. Peki burada QT yerine T eşit 0 için 1 bölü 12 yazsak burası ne oldu? Eksi 12 oldu. Aynı şekilde T yerine 0 yazdım. Şimdi bunlar birbirine eşit ya, şuradan eşit geliyorlar ya dostlar. T yerine 0 yazdım. 4. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Eksi 2 ile çarparsam eksi 4. Bu da eşitmiş. Eksi 4 artı C. Peki eksi 4'ü de buraya attık. Eksi 8 eşittir C oldu. O halde artık ben denklemi bir daha şöyle bir düzgünce yazayım. Eksi 1 bölü QT eşittir. Eksi 2 çarpı T artı 4 artı C. C'yi de eksi 8 bulduk. Bizim doğru hacim denklemimiz bu şekilde yazıldı arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize hacmi kaç saniye sonra, yani T'yi soruyor. İçindeki hava 1 bölü 3'üne insin istiyor dostlarım. Yani şunu diyor. İçindeki hava hani 1 bölü 12 idi ya bunun. 1 bölü 12'lik bir hava vardı. Bunun da diyor 1 bölü 3'ü olsun. Bunun 1 bölü 3'üne kadar düşsün. Yani 1 bölü 36'lık bir hava kalsın diyor. Hacmi bu kadar olsun diyor. O halde hacim, yani QT 1 bölü 36 olduğundaki zaman saniye nedir diye de bir soru soruyor bize. Hemen QT yerine 1 bölü 36 yazalım. Eksi 1 bölü 1 bölü 36'dan eksi 2 çarpı T artı 4 eksi 8'i yazalım. Şurası eksi 36 yapar. Eksi 8'i de buraya alırsak eksi 28 eşittir. Eksi 2 çarpı T artı 4 olur. Eksi 2'ye, bunun karekökü pardon. Karekökünü yazmayı unutmuşuz lan. Şöyle. Eksi 2'ye böldük her iki tarafı. 14 eşittir. Kök içinde T artı 4. Her iki tarafın karesini aldım. T artı 4 196 çıktı. T eşittir 192'ye ulaştık. Evet, 192 saniye sonra içindeki hava 1 bölü 12'nin 1 bölü 3'üne iniyormuş dostlar. Sorunun cevabı 192'ymiş. Evet, 3 numarada tamamdır. Geldik 4. sorumuza. Bakalım burada ne diyor? Bunu bir konuşalım. Evet, burada da güzel bir dikdörtgeni koordinat sistemine yerleştirmiş ve sonra da döndürmüş arkadaşlarım. Diyor ki öyle bir f fonksiyonu tanımlıyorum ki diyor sana. Bu OABC dikdörtgeninin A köşesi üzerinde 90 derece döndürüldü de C köşesinin aldığı yol. İşte yani 90 derece döndürdük. C'nin aldığı yolu söylüyor arkadaşlar ki C şöyle bir yay çizerek bir hareket yapar ve bu yayında, zaten dairede alanda milyonlarca kez çözdük bu soruda, dairede alan ve çevre konusunda. Şu sabit nokta A olduğu için, dönen noktada C olduğu için A ile C'yi birleştirdim. Döndükten sonraki haliyle de birleştirdim. Ve bu senin yarı çapın oluyor dostlarım. R dediğimiz yer. Şöyle bir çeyrek daire dönüyor. Bu çeyrek dairedeki yay uzunluğu denilen ifade benim fonksiyonumun ifadesiymiş dostlar. Peki başka ne vermiş? OA ile OC'nin karesinin toplamı da 1'miş. Yani ben OA'ya bir T santim desem, OAT ise, T'yi de buraya atalım. Bu durumda OC'nin karesi 1 eksi T olur. OC ne olur arkadaşlarım? OC'de kök içinde 1 eksi T geldi. OC yerine de kök içinde 1 eksi T yazalım. OC gördüğümüz yere. Hatta şurada bakın bir Pisagor çakılır. Çakalım hatta Pisagor'u. R kare eşittir. Bir 1'in karesini alalım. Arkadaşlar odaya gelen giden oluyor. Geldiği zaman da durduruyorum videoyu hemen. O arada kesiklikler oluyordur muhtemelen. Gelen olduğu zaman durduruyorum. Sonra giden gittikleri zaman tekrar devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi ne yapıyorduk? Buranın Pisagor'unu alıyorduk. R kare eşittir. Bir T'nin karesini alacağız. Artı bir de 1 eksi kök içinde 1 eksi T'nin karesini alacağız. Bu da ne yapar? 1 eksi T. Direkt karesini aldığımda da 1 eksi T yaptı.
Buradan da R'yi çekersem ben kök içinde T kare eksi T artı 1 olur. R'yi de bulduk. Şimdi devam edelim. Şu fx fonksiyonunu tanımlamıştık ya, şuradaki yayın uzunluğu demiştik. Yani çeyrek dairenin uzunluğudur bu. Çeyrek dairenin yay uzunluğu. Şimdi tam dairenin yay uzunluğu 2 pi r. Çeyrek dediği için bölü 4 oldu. Hatta şuradaki 2 ile de sadeleştirelim bunları. Pi r bölü 2 oldu arkadaşlarım. Çeyrek dairenin yay uzunluğu. Yani benim f'im, f fonksiyonum, t'ye bağlı f fonksiyonum pi r bölü 2. O da pi bölü 2 parantezinde r'yi ne demiştik biz? Şu ifade. Yani kök içinde t kare eksi t artı 1 şeklinde bulduk. Evet, fonksiyonumuzu da bulduk. Şimdi bu integralin değeri nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen getirip şu integralde fonksiyonu yerine yazalım. Bakın integralimiz şu hali aldı. İntegral içerisinde 2t eksi 1 çarpı dt'miz var. Bölü ft. T'yi de şöyle bulmuştuk. Pi bölü 2 çarpı kök içinde t kare eksi t artı 1 dedik. Pi bölü 2'yi de başa aldım arkadaşlar. Pi bölü 2. Ama aşağıda olduğu için pi bölü 2'yi yukarıya ters çevirip çarptım. Yanlış söyledim. 2 bölü pi. Şimdi oldu. Evet, şimdi bu integralin sonucu nedir diye soruyor. Hepinizin çok iyi bildiği, bakın t kare eksi t artı 1 kısmına biz u dersek, t kare eksi t artı 1'e u dediğimizde türevini alıyorum. 2t eksi 1 dt eşittir du geliyor. Yani çok kolay bir hale geliyor benim integralim. Başında 2 bölü pi var. İntegral şurası du'ydu. Bölü burası da kök içinde u geldi. Evet, bu integrali alacağız şimdi dostlarım. Nasıl yapacağız hatta bunu? Şurada dt geldi. Değil mi? Türevini aldım. 2t eksi 1 dt. Burada bir sıkıntı yok. 2t eksi 1 dt eşittir du geldi. Doğru. Herhangi bir yerde bir hata var mı arkadaşlarım? Yok. Şu ana kadar her şey doğru. Burada ne yazdık? U yazdık bunun da olduğu yere. Bu da tamam. 2 bölü pi du bölü kök u geldi. Du bölü kök u. Şimdi ben kendi yaptığım çözüme bakıyorum da çözümde bir yerde bir şeyleri unuttum mu acaba diye düşünüyorum. Yok, unuttuğumu da zannetmiyorum arkadaşlarım. Biz doğru yaptık. 2 bölü pi integral içerisinde du, şu şey nereden geldi? 2t eksi 1 değil mi burası? Evet, 2t eksi 1. Biz de 2t eksi 1 bulduk. Yok, bizde bir sıkıntı yok arkadaşlarım. Demek ki ben çözümü düşünürken artık nasıl çözüyorsam o anda yanlış şeyler yapmışım dostlarım. Devam ediyorum ben. Şimdi buradan devam edelim. 2 bölü pi başta dursun. İntegralimiz, bakın bu u dediğimiz şey u üzeri eksi 1 bölü 2 diye yukarıya çıkarttım. Kökten de kurtardım. Du. Şimdi hemen integrali alalım. 2 bölü pi. Bunu 1 arttırıyordum, 1 ekledim. 2 1 bölü 2 oldu. U üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 oldu. Artı C. Yani bir satır daha düzenledim. Bunu ters çevirip çarpalım. 4 bölü pi çarpı kök U artı C geldi. Bir tane daha. 4 bölü pi kök içerisinde de U'yu yerine yazıyorum. U'ya ne demiştik biz? T kare eksi T artı 1'e U demiştik. Artı C diye de bunu ekledim arkadaşlarım. Evet, sorumuzun cevabı buydu. Geldik buna. Evet, diyor ki zemin üzerinde bulunan küre şeklindeki bir cisim. Cisim merkezinden x birim uzaklıktaki ara kesit merkezi olacak şekilde kesilmiştir. Tamam. Şimdi x birim uzaklıkta. Şurası x'miş diyelim. Burada bir yarı çapımız oluşur tabii ki. Gel gel hele hocam. Şurası r olsun. Cisim merkezden, ya da şuraya R demeyelim. Kürenin yarı çapına biz R diyelim. Şurası da arkadaşlarım Y olsun. Y. Diyor ki şimdi. Cismin yarı çapı, cismin yarı çapı R demiş. İyi ki de R demişiz buraya. Şimdi bir F fonksiyonu tanımlıyor dostlarım. Arkadaşlar merhabalar. Bu soruyu çözüyorduk ve ben yine durdurmak zorunda kaldım. Şimdi
Baştan bir daha bakalım sorumuza. Bir küre vardı ve f fonksiyonu şu şekilde tanımlanmıştı. Arakesit dairesinin yarıçapı. Şuradaki taradığımız dairenin yarıçapı olacak arkadaşlarım. Biz merkezden x birim uzaklıktaymış, kürenin yarıçapı r'ymiş bunları gösterdik. Ve şuranın dik üçgenden şuraya biz işte A noktası, şuraya da B noktası diyelim. AB yarıçapını bulacağız şimdi dostlarım. AB yarıçapında nereden buluruz? Pisagor bağıntısından bulacağım. Hemen r kare eşittir AB'nin karesi artı x kare dedik. Hatta buradan AB'nin karesini yalnız bırakalım. X kareyi bu tarafa atalım. R kare eksi x kare. Bir de kare kökünü aldım. Buradan AB arasındaki şu ara kesitin yarıçapını bulduk. Bizim formülümüzde neydi? Bu ara kesit dairesinin yarıçapıymış f dediğimiz şey. Yani bizim fx fonksiyonumuz artık bu arkadaşlar. Şimdi getirelim integralde de yerine yazalım fx fonksiyonunu. Hemen yerine yerleştiriyorum. İntegral içerisinde x bölü fx. Yani fx dediğimde kök içinde r kare eksi x kare dx'i de yazdım. Bu integralin sonucunu istiyor bizden dostlarım. Hemen kökün içindeki ifadeye u diyorum. Yani r kare eksi x kareye u dedim. Her iki tarafın türevini alıyorum. X'e göre türev aldığım için r sabittir. Türevi 0. Şuranın türevi ise eksi 2x dx. U'nun türevi de du'dur dedik. Peki buradan x dx ne çıktı arkadaşlarım? X dx x dx eşittir du bölü eksi 2 geldi. Şimdi getirip yerine yazalım bunları. Hemen yazıyoruz. X yerine ne yazacağız? X dx yerine ne yazacağız daha doğrusu? Du bölü 2. O eksi 1 bölü 2'yi de başa alalım. İntegral içerisinde du olsun bölü. Şuraya da u demiştik. Kök u geldi. Evet, sorumuzun cevabı bu arkadaşlarım. Şimdi bunu da düzenleyelim, çözelim. Eksi 1 bölü 2 integral u üstünde eksi 1 bölü 2 olarak yukarıya çıkarttım. Üslü ifadeye çevirdim. Şimdi kuvveti 1 arttıralım. Eksi 1 bölü 2 kuvvet 1 artarsa u üzeri 1 bölü 2 olur. Bölü 1 bölü 2 de buraya gelir. Artı c. Tekrar bir düzenleme yapalım. Şu 1 bölü 2'ye takla attıralım. Eksi 1 bölü 2 var. 2 bölü 1 buradan geldi. Çarpı u üzeri 1 bölü 2 yani kök u artı c oldu. Hadi şu ikiler gitsin. Geriye bir tek eksi 1 kaldı. Kök içerisinde u yani r kare eksi x karedir artı c'yi de unutmayalım. Sorunun cevabı buradır arkadaşlar. Evet. Videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi öpüyorum hepinizi.